ablam öğrendi. Onun onlar o şeyini Ayşegül akşam, yaşadı evet, akşamına. Neden ben gibi. Çok şey yani hiç ne yapacağımı bilemedim. Ve bıraktım kendim dedim ben. Onu hastaneye kaldırdık açıkçası tabii ki. Çok ilginç bir şeydi yani. Biraz biz de normal evdeyiz ikimiz ve onun için hastaneye gidiyoruz yani. Sakinleşmek de biraz denedim yapamıyorum. Hayır dedim hani bunu şu an bu üzüntüyü yaşamam gerekiyor. Ablam beni tesellemişti. Ertesi gün veli toplantım vardı. Ama o veli toplantısı olmadı, Ayşegül'e destek toplantısı oldu. Her velimin, her giren amcası, annesi, kendisi geçirmiş velilerim vardı. Yaşam koçu bir velim vardı. Bana çok güzel destek oldular, konuştular. Beni sakinleştirdiler. Daha önce yaşamış bir velim. Aslında çok benziyordu çünkü hastalıkların evresi, bulunduğu bölge, tabii, her şey çok birebirdi. Onunla buluştuk bir gün. O bizi anlattı, rahatlattı. Evet. Aylin Hanım'la görüştük, konuştuk. Aslında onun korktukları şeyin hepsinin ablam da aynı korkuları vardı. Hani yaşadığı şeyler. Onlar bilmiyorum bize çok iyi geldi. Bana çok iyi gelmişti. Evet, beni de çok rahatlattı. Atlattı, bir 10 yıl olmuştu. Ve çok, hala da yaşayan, beni hiç etkilemedi bu hastalık diyordu. Biz o gün gittik hastaneye götürüyoruz. Şimdi iğne vurdurtmak istiyorum ben. Hani çok rahatsız. Ama nasıl söyleyeceğim? O kadar da kalabalık ki. Diyorum ki kızım kanser oldu. Kardeşimiz öğrendi. Ama tutamıyorum. Çok sinirleri bozuk. Yani şimdi kızınıza mı diyor yani kanser? Hayır kardeşini. Yani öyle bir şey yaşadık. İlginç o gün. Ama pişman değilim. Gerçekten. Belki çok yordum onları. Ama hani o şeyimi attım. O ilk şeyi aşamasını. Evet. O yüzleşmede evet, rahatladım. Neden ben evlisini? Neden ben evlisini? Kardeşim yaşadı. Ben artık ne yapabiliriz? Duyduğumuzdaki evreyi de annem yaşadı. Oradaki anı da o yaşadı.